Sözün yazıya, yazının söze dönüştüğü programımız Söz ve Yazı'dan herkese merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine Söz ve Yazı programımızda karşınızdayız. Ve bugünkü konuğumuz Fatma Türkoğlu oluyor. Fatma Türkoğlu'nun Sanayi Holding ve Dev İş. Sanayi Holding'de Dev İş'in Örgütlülük Deneyimi isimli kitabı üzerine sohbetimizi başlatıyoruz. Fatma'nın programımıza hoş geldiniz. Hoş buldum. Evet, hayırlısı olsun. Hora yayınlarından çıkan Sanayi Holding ve Dev İş, alt başlık olarak da Sanayi Holding'de Dev İş'in Örgütlülük Deneyimi. Öncelik tabii ki bu kitabın içeriğine gelmeden önce ve bu kitabın kitaplaşması sürecine gelmeden önce bu bir aslında sizin İngilizce olarak yaptığınız bir yüksek lisans teziydi. İsterseniz önce ondan başlayalım. İngilizce olarak yazılmış bir tezdi. Ondan sonra tabii ki Türkçe'ye geldi. Özellikle tez konusunda bu konuyu seçmenizdeki amaç neydi? Kim nasıl yönlendirdi sizi? Buradan başlayalım isterseniz sohbetimize. Öncelikle teşekkür ederim programınıza çağırdığınız için ve böyle güzel bir programınız olduğu için. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle, emek tarihi çalışmak istiyordum aslında en başta yüksek lisansa başlamadan önce. Ve proposal yazarken, yani işte niyet mektubu yazarsanız bölüme başvururken, oradaki niyet mektubunda Kıbrıs'ın emek tarihini çalışmak istediğimi, çünkü bu alanın akademik olarak çok irdelenmediğini belirtmiştim. Kabul oldu. Orta Doğu araştırmaları kapsamında Kıbrıs'ın emek tarihini çalışmaya ilk başta karar verdim. Daha sonra bir konu arayışına girdim. Acaba nereden tutup da çalışmak gerekiyor diye. Daha sonra bir arkadaşım, ki kendisinin babası Sanayi Holding'de çalışıyordu. Bak işte böyle bir olay, olgu var. Çok enteresan bir şeydir. İstersen bir araştır dedi. Bu şekilde araştırmaya başladım. Araştırmaya başlayınca da evet, gerçekten de ilginç ve güzel bir konu olduğunu fark ettim. Ve o şekilde araştırmaya başladım. Evet. Kaynak oluşturma tabii ki çok önemli. Yani bu süreçte yürürken bir konuyu belirleyebilirsiniz ama o konunun içeriğini doldurabilmek için de kaynaklara başvurmak gerekiyor. Özellikle bu tez oluşumunda öncelikle nasıl bir süreç geçirdiniz kaynak bulama konusunda? Yani tabii ki ben çok tecrübesizdim başlarken. Bu benim ilk araştırmamdı. Dolayısıyla kaynak bulmak açısından ilk başta çok zorlandım. Önce Devrimci Sendikaları Federasyonu'nun kendi arşivine girdim. Şöyle, zaten tasnif edilmiş bir arşiv değil. Ama yani pek çok belge var. Zaten bütün belgelere, yani kendi belgeleri olduğu için başından sonuna kadar bakmam gerekiyordu. O yüzden tasnif edilip edilmemiş olması da benim açımdan çok bir şey fark etmiyordu. İnceledim, genel olarak okudum, işime yeden şeyleri ayırdım ve Dev İş ile ilgili bir bölüm oluşturdum. Ve ben aslında tezimi daha çok Dev İş üzerine yoğunlaştırmayı düşünüyordum ama daha sonra tez danışmanımın bir müdahalesi oldu. Yani iş sanayi, sanayi holdingi vesaire içine dahil eden bir outline oluşturdu. Ve yani çok da ayrıntılı bir outline'dı. Hal böyle olunca daha fazla kaynağa ihtiyaç duydum ki sanayi tarihi ve sanayi holdingde neler olmuş, evet, bu soruların da cevabını bulayım diye. O noktada zorlandım. Yani bilgileri nerede bulacağımı bilmiyordum. İşte Milli Arşiv'e gittim. Evet. Ama orada yani tabii ben tarih çıkışlı birisiyim. Lisansım tarih üzerine. O yüzden ilk başvurduğum yer doğal olarak arşiv oluyor. Ama tabii buradan bir şey bulamayacağımı gördüm. Aslında çalışmada tam olarak şey değil. Yani tarih çalışması, evet, yöntem olarak tarih çalışması, evet, ama baktığınızda bir yandan da interdisipliner bir çalışma. Çünkü birazcık siyaset bilimine dokunuyor, birazcık sosyolojiye dokunuyor belki. Evet. Aslında tabii ki sözlü tarih çalışması. Evet. Onun altını çizeyim. İşte neden sözlü tarih çalışması? Ona gereğim kaynaklardan bahsediyorduk çünkü. Daha sonra Baraka Kültür Merkezi'nin düzenlediği bir sanayi holding belgeseli vardı. Ben yarım dönem, yani çalışmaya başladıktan yarım dönem sonra belgesel gösterime girmişti Şubat ayında. Evet. Oraya gittim. İnsanlarla iletişime geçtim ve fark ettim ki buradan bir sözlü tarih çalışması çıkabilir. İnsanlarla iletişime geçtikten sonra beni başka insanlara yönlendirdiler. Daha sonra ben Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu'nda bulduğum belgelerde kayıtlı olan, bize üye ve bize üye olmayan şeyler vardı. Ne derler ismine? Kişilerin isimleri, evet, falan vardı. Benim de çok işime yaradı çünkü üye olmayan kişilere de konuşmam gerekiyordu. Oradan insanlara telefon numarası üzerinden ulaştım. Böylelikle hem yazılı kaynakların
kullanıldığı hem sözlü kaynakların kullanıldığı bir sözlü tarih çalışması ortaya çıkmış oldu. Bununla da sözlü tarih nasıl bir anlam taşıyor? Özellikle son dönemlere baktığımızda, son 10 yıla baktığımızda aslında sözlü tarih açısından işte röportajlar olsun, anılar olsun bunlar hep böyle satır aralarında aslında birçok şeyi sosyolojik olarak da olsun, politik olarak da olsun anlatılan şeylerdir resmi tarihin dışında. Son dediğim gibi son 10 yılda çok iyi bir çalışmalar olmaktadır. Çok fazla olmasa da dahi. Çok eskiye baktığımızda iyi ki böyle çalışmalar yapılıyor diyebilmekteyiz. Siz hem bu alanda bir eğitim görmüş bir insan olarak da sözlü tarihi nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçekten toplumsal ve toplumun her katmanları, kültürü, sosyal yaşamı, politik yaşamı olsun sözlü tarihin nasıl bir değeri vardır? Öncelikle şöyle bir ayrım yapalım. Resmi tarihin karşısında sözlü tarih yok. Şöyle yazılı tarih vardır, sözlü tarih vardır. Bu da sizin hangi kaynakları kullandığınıza göre çıkan eserinizi sözlü tarih çalışması veya yazılı tarih çalışması olup olmadığını belirler. Resmi tarih, resmi ideolojinin aktarıldığı tarihtir. Evet. Bu sözlü kaynaklardan da yola çıkarak resmi tarih yazılabilir. Yazılı kaynaklardan da yola çıkarak sözlü tarih resmi tarih yazılabilir. Ama nedir olay? Sözlü tarih çalışması dediğimizde dediğim gibi kaynaklardır. Daha sonra şöyle, tabii ki bunun sözlü tarihi nasıl değerlendiriyorum? Yazılı kaynaklarla sözlü kaynaklar arasında bazı noktalarda şöyle farklılıklar olabilir. Mesela anılar da kişilerin durup oturup üzerinde düşünerek yazdığı kitaplardır. Aslında güvenilmez kaynaklar olarak değerlendirilir anılar. Ha burada ayrımını yapmam gerekiyor. Yani bir anı kitabı kendi başına bir tarih kitabı değil aslında. Evet. O tarihe kaynaklık eden bir kitaptır. Benim gözümde en azından benim düşüncem budur. Bir okursunuz, başka bir anı kitabını da okursunuz ve çoğu zaman şunu görürsünüz. İkisi arasında çok büyük çelişkiler olur. Evet. Bir kişinin anlattığını, aynı kişi de tanıklık ettiğini söyler. Her ikisi de emin olduğunu söyler. Ama bir bakarsınız ki çok farklı bir olay kurgusu anlatılır ki bu kitapta da görmüşsünüzdür bir yerde Sanayi Holding'deki bir grevle ilgili iki farklı kişiden aktarımda bulundum. Ve hangi olayın gerçek olduğunu kanıtlayacak bilgim yoktur şu an. Evet. Ama çok farklı şeyler söylenebiliyor bir olay hakkında. Dolayısıyla genel olarak kaynaklarla ilgili ne söyleyebilirsek, genel olarak sözlü kaynaklarla da ilgili söyleyebiliriz. Yani aslında yazılı kaynaklarla sözlü kaynaklar arasında çok büyük bir farklılık yoktur bu açıdan bence. Evet. Çok enteresan. Tabii ki bunlar dediğiniz gibi sözlü tarihte herkes anlatır. Herkes o günün şartlarında nasıl algılamışsa ve belleğinde nasıl kalmışsa size anlatılır. Aynen. Ve her zaman bu anlatılanları biraz önce dediğiniz gibi yani bunu resmi bir kaynak gibi yani salt doğru bir şey olarak algılamak hata olabilir. Ancak bunu aynı şekilde anlatanlar olursa sürekli olarak bu röportajlar yapıldığı zaman aynı şekilde anlatılırsa demek ki kesin olarak böyle olabilir diye diyebiliriz. Peki bu çerçeveyi çizerken siz dediğimiz gibi tabii ki kaynak bulma açısından burada sözlü tarihli çalışmalarına girmeye başladınız. Sizi örneğin reddeden oldu mu veya anlatanlar belli bir ilçede ya şunu söylemesek de olur dediği bir otosansür uygulama oldu mu? Şöyle tabii ki yani bence onun da altını çizeyim. Resmi kaynaklardaki tam olarak aslında güvenilir değildir. Yani tarihteki hiçbir kaynak tek başına güvenilir değildir. Sürekli olarak bu kaynakları bir araya getirmeniz ve doğruluğunu test etmeniz gerekir. Bir dedektif gibi çalışmanız gerekir aslında bir tarih çalışması yapacaksanız. Ki zaten burada da o sözlü kaynakları yazılı kaynaklar ile teyit etmeye çalıştım. Mesela bir yerde görmüşsünüzdür sözlü olarak anlatırken bilmiyorum kitabın içeriğine yazdım mı bir kişi bana bir bilgi verdi. O zamanlar dedi ki işte kadın erkek işçilerin ücretleri kesinlikle farklı değildi. Fakat daha sonra bulduğum gazetelerden imzalanan toplu sözleşmede böyle bir madde olduğunu ve farklı ücretler uygulandığını gördüm. İlk başta bana Sanayi Holding'in yönetiminde askeriyenin, istihbarat bölümünden gelen kişiler vardır. Ben bu yüzden bu konuyla ilgili hiçbir şekilde konuşmak istemiyorum diyerek beni reddeden birisi oldu. Şu an isminin daha ne olduğunu, kim olduğunu hatırlamıyorum. Ve çok enteresandır çünkü ben sosyolojik yönleriyle ele alacağım falan diye de ısrar ettiğim halde benimle konuşmadı. Ve enteresan tabii yani insanda da merak uyandırıyor böyle bir acaba şey söylediğinde. Acaba gizlilik nereden dolayıdır? Evet nereden dolayıdır diye. Bunun dışında tabii ki kendisine otosansür uygulayan kişiler oldu. Çünkü şöyle bir şey de yaşadım. Önce konuştuğum yani mülakat gerçekleştirdiğim birisiyle daha sonra karşılaştım ve dedim ki işte böyle böyle kitap haline getirdim ben çalışmayı.
O da bana dedi ki, sana her şeyi anlattığımı sanmıyorum. Teşekkür ederim. Çok aydınlatıcı oldu. Keşke şimdi söylemeseydiniz. Ama yani tabii ki her şeyi anlatmak zorunda da değil insanlar. Yani kendi anlatmak istedikleri kadarını size anlatırlar. Bu aslında sonuç olarak baktığımızda toplumun genelinde ve çalışan kesim üzerinde insanların o camia içerisinde çalışırken, ekmek parasını kazanırlarken o otosansörlerinin nasıl geliştiğini, belki de farkında olarak, belki de farkında olmadan aslında bir görünmeyen bir baskının aslında bu düşüncelerde olduğunun örneklerinden biri olsa gerek bu da diye düşünüyorum. Peki sohbetimize kısa bir ara verelim. Fatma'nın biraz sonra ikinci bölümümüzde tabii ki sanayi holding işletmesi Kıbrıs Türk toplumunda sanki üretimde bir lokomotif olarak gibi görülen 70'li yıllarda özellikle ve hala daha günü geldiği zaman, sırası geldiği zaman sanayi holding anılmaktadır. Bütün o dönemi gözler önüne serilmektedir. Bunun nedenini, sanayi holdinginin buradaki bu değerinin ne olduğunu biraz sonra konuşalım isterseniz ikinci bölümde. Peki. Tanıtacağımız ilk yayın Murat Ünver'in kaleme aldığı Mona Yayınları tarafından okurla buluşturulan Siyah Kedi isimli kitap. Kitabın tanıtım bülteninden bir alıntı yapıyoruz. Amerika'dan başlayarak Peru, İspanya, İngiltere ve İstanbul'a kadar uzanan gizem dolu bir hikaye. Modern bilim ve fizik ötesi deneyimlerini birleştiren bir bilim insanının aşkı uğruna çıktığı 50 yıllık bir arayış. İnsanın hayallerine kavuşma ihtimali sadece istemesine ve ona ulaşmak için çaba göstermesine değil, bu hayali uğruna zihninde ne kadar enerji ürettiğine de bağlıdır. Murat Ünver'den ölüm, ölüme yakın deneyimler, reenkarnasyon, bilinç, ruh, enerji, rüya, dejavu, psikedelik deneyimler, paralel evrenler, kuantum mekanikleri ve evrenin işleyişi ile ilgili akıl sınırlarını zorlayan yaklaşımların romanı Siyah Kedi. Hiçbir şey karanlık bir odada siyah bir kedi aramak kadar zor değildir. Hele odada bir kedi yoksa. Confucius. Tanıtacağımız ikinci yayın Ufuk İşbitiren'in kaleme aldığı ve Gece Kitaplığı Yayınları tarafından okurla buluşturulan Muni tanıtım bülteninden alıntı yapıyoruz. Tüm renkler beyazdan geldi ve hep birlikte siyahta buluşmak üzere umut dolu bir yolculuğa başladılar. Renkler seçtikleri yolda farklı farklı boyandılar ve başka başka zengin oldular. Peki ya artık sizin de umutla ve bir o kadar da aşkla renklere boyanma zamanınız geldiyse? Okumanın bir çırpıda sindirmenin uzun süreceği, çabuk sıkılan birinin bile elinden düşmeyecek ve okurken hayrete düşürecek sırlarla dolu bir dünya aşk. Beşeri aşkın çok ötesinde bir aşk. Görünenin arkasındaki anlamın ve varoluşun rengarenk çağrışımlarla büyülediği bir roman. Tanıtacağımız son yayın ise Uğur Gökbulut tarafından kaleme alınan ve Olimpos Yayınları tarafından okurla buluşturulan Bir Kadın Ağladığında isimli kitap. Yine kitabın tanıtım bültenine bakıyoruz. Asla büyük konuşma. Başkasının başına giren her şey senin de başına gelebilir. Yokluğunun fark edilmediği, varlığına değer verilmediği, başkalarının senden daha çok önemsendiği, yüzünün gülmediği yerleri ve insanları sahiplenme sakın. Sadece başkalarının hayatlarını kolaylaştırmak için varsan ve sadece senin fedakarlıkların sonucunda güzel sözler duyuyorsan, yani yaptıklarınla takdir ediliyor, yapmadıklarınla eleştiriliyorsan eğer, işte o zaman sessizce kır zincirlerini, yüreğini topla ve tüm acılara elveda de. Çünkü ne senden bir tane daha var, ne de yaşayacağın ömürden. Söz Beyazı'nın bu haftaki konuğu olan Sayın Fatma Türkoğlu ile Sanayi Holding ve Dev İş isimli kitabı üzerine sohbetimizi derinleştiriyoruz. Evet Fatma'nın biraz önce dediğim gibi Sanayi Holding işletmesi özellikle 70'li yıllarda toplumun, Kıbrıs Türk toplumunun bir lokomotifiydi üretim açısından baktığımızda. Birçok insan oradan ekmeğini kazanıyordu ve birçok üretim yapılıyordu. Yani şey olarak da baktığımızda, kalem olarak da baktığımızda çeşitlilik arz eden bir üretim olayları vardı. Bugün bile hala daha sırası geldi de Sanayi Holding'de işte şunları yapardık, şunlar olurdu diye dile getirilmişti.
gelmektedir. Tabii ki bunun sonucunun nasıl hazırlandığını daha sonra konuşacağız bunu ilerleyen dakikalarımızda ama sizce Sanayi Holding'in hala daha konuşulur olmasının merkezinde ne vardır? Niye genelde üretim söz konusu olduğunda ve üretim konusundaki yorumlar ve eleştiriler söz konusu olduğunda hep Sanayi Holding örneği en başta gelenlerden biri oluyor? Büyük ihtimalle şu sebepten, imalat sanayi dediğiniz zaman ortada Sanayi Holding ve Sanayi Holding'e bağlı olan fabrikalar ve atölyeler söz konusuydu 70'ler ve 80'lerde. Hı. Bunun dışında özel fabrikaların tabii üretimi söz konusudur. Hala daha büyük ihtimalle özel fabrikalarımız var ve üretimi gerçekleştiriyorlar. Fakat hiçbir zaman, biraz da ada ekonomisi olmamızdan kaynaklanan bir sebeple çok geniş çaplı bir imalat gerçekleştirilmedi. Bunun çok çeşitli sebepleri var tabii. Yine ihracatla ilgili sorunlar var vesaire. Ama ben biraz da yani farklı bakıyorum olaya, nasıl desem. Çünkü çok şaşırmıştım. Şimdi ben 90 doğumluyum ve o dönemleri yaşamadım. Evet. 1974-1975 senelerinde hakikaten Türkiye'nin adaya müdahalesinden sonra, kuzeye geçtikten sonra insanlar inanılmaz bir zenginlik bulmuş yeni. Hani sayılar ile ifade edebiliyorum çünkü şu an işte milyarlarca dolarlık, dolarlık diyorum, sterlinlik şeylerden bahsediyor çünkü kaynaklar ve daha sonra elime geçen başka kaynakların da bulduğum kaynakları doğruladığını fark ettim. Dolayısıyla Kıbrıs'ın genel üretim potansiyelinin 1974 öncesinde de Kıbrıs'ın, yani özellikle 1974 öncesinde tabii Kıbrıs'ın kuzeyinde olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu sebeple aslında anlayabiliriz ne kadar az kişinin, çünkü bura tarafa göç eden nüfusun %18'i, %20'si bile medeniz. Evet. Tabii Türkiye'den göç ettirilen ikili anlaşmalar çerçevesinde kişiler de var ama bu nüfusa bu kadar büyük oranda potansiyeli sahip bir üretim materyalleri. Aynen. Hı-hı. Fazla aslında. Hı-hı. Yani çalıştıramayacak kadar fazla ki zaten tamamını çalıştırmamışlar. Buna rağmen tabii ki çalıştırılanlara baktığımız zaman da gerçekten üretim adına çok şeyler üretilmişti. Tabii ki işte bu noktada baktığınızda üretilmemesi garip olurdu. Yani aslında üretilmesi gerekiyordu. Çünkü zaten hazır mal bulmuşsunuz, hazır ham madde bulmuşsunuz, bulmuştuğunuz hazır malı satmışsınız, ambalaj bulmuşsunuz. Ürettiğiniz malı ambalajına, yani kendi ambalajınızı üretmeyip onunla ambalajlayıp satmışsınız. Yani bir noktada zaten bir kar edilmesi gerekiyordu. Zaten üretim yapılması gerekiyordu. Daha farklısı düşünülemezdi. Ama bir de tabii ki malın, yani bulunan mal ve işte sistemin, fabrikaların hazır olan mallarına baktığımızın dışında bir de insan potansiyeli var. Yani bunları anlayabilecek, bunları yorumlayabilecek, işçi kesimden yani bildiğimiz standart bazı şunu şunu yap demekten değil, bunu programlayabilecek farklı insanların da insan profillerinde olması gerekiyordu. İşte belki orada bir başarı öyküsü olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü şöyle, yani tabii ki 74 öncesinde üretim ile haşır neşir olmayan bir toplumdan bahsediyoruz. Yani tabii ki bu fabrikalarda çalışan Kıbrıslı Türkler mevcuttu. İşçi statüsünde olsun vesaire. Ama genel olarak 74 sonrasında benim gördüğüm fabrikalarda fabrika şefi, fabrika müdürü vesaire konumunda çalışan kişiler genellikle tecrübesiz yeni üniversite mezunu kişilerdi. Çünkü büyük bir kalifiye eleman eksikliği vardı. Hatta geçmişten de ileride biz böyle bir sorun yaşayacağız diye öngörüler olmuş. Ve bu gerçekten gerçekleşmiş, yani bir kalifiye eleman eksikliği yaşanmış ve doğal olarak da bu kişiler işi kendi başlarına öğrenmek zorunda kalmışlar. Çeşitli yöntemler geliştirmişler. İşte Türkiye'den eğitim için ustalar getirilmiş, burada işçiler, ustalar Türkiye'ye eğitime yollanmış, işte yine fabrika müdürleri eğitilmeye çalışılmış. Fakat genel olarak büyük bir çaba harcadıklarını görüyoruz buradaki fabrikaları üretime sokabilmek için, üretebilmek için. Yani güzel bir şey, takdir etmek lazım. Evet. Şimdi tabii ki bir de diğer taraftan işçi örgütlenmesi söz konusu ve tabii ki bu örgütlenme içerisinde sendikal yapılanma, bu kültürün gelişmesi babında.
DEVİŞ'in önemli bir rolü var. Bir mücadele veriyor orada yetkili sendika olmak açısından. Bu alana baktığımızda yani örgütlenme ve oradaki işçi haklarının savunulabilmesi için böyle bir mücadelenin verilmesinde DEVİŞ'in nasıl bir rolü oldu sanayi holding içerisinde özellikle? Tabii şöyle, örgütlenme sürecinde okumuşsunuzdur. Kişiler kendi sendikalarını falan kurmayı düşünüp sonra vazgeçtiler. Biz hazır bir sendikaya gidelim çünkü kendi sendikamızı kurmak zor olacak fikriyle. Devrimci Genel İş Sendikası'ndan kişileriyle iletişime geçtiler. Doğal olarak Devrimci Genel İş Sendikası holdingde örgütlenmeye başladı. Yani bence genel olarak baktığınızda bir kit olması dolayısıyla sanayi holdingde örgütlenmesi, bir özel sektörde örgütlenmesinden tabii ki sendikanın çok daha kolaydı. Hı hı. Ve bundan çok güzel faydalandı. Doğal olarak 1977 yılında büyük grevler neticesinde, açlık grevleri ki de buna dahildir. Hı hı. Ve mitingler de buna dahildir. Çok büyük eylemler neticesinde toplu sözleşme imzalama hakkını elde ettiler. Yani önce tabii ki referandum hakkını elde ettiler. Daha sonra da referandumdan çok büyük bir yüzdelikle, oyların çok büyük bir çoğunluğunu alarak toplu sözleşme imzalama hakkını elde ettiler. Ve bu vakitten sonra da yani kendilerine büyük bir darbe indirilene kadar da sanayi holdingde kalmayı başardılar. Çünkü hakikaten görüyoruz, önceki toplu sözleşme ki bütün ayrıntılarıyla inceleyemedim maalesef önceki toplu sözleşme ile DEVİŞ'in imzaladığı toplu sözleşme arasında hakları bakımından büyük farklılıklar vardır. Evet. Ve bu büyük farklılıkları, bu hakları elde ettikten sonra da 1985-86'ya kadar bırakmadılar. Evet. Ta ki bütün işçilere lokavt yapılıp fabrikalar özelleştirilene kadar. Bu açıdan bence güçlü bir sendikaydı ve güzel bir örgütlülük gerçekleştirdi. Evet. Peki bu örgütlülüğü genel olarak baktığımızda Kıbrıs emek tarihi açısından nasıl bir örnek olarak sunabiliriz? Yani bu tabii ki Kıbrıs emek tarihi çok fazla ele alınmış değildir belki zamanımızda. Yani yazılan kitaplar, bazı yapılan çalışmalar vardır ama genel olarak çok da fazla ürün elde edebileceğimiz bir alan değil bu. Bu açıdan baktığımızda DEVİŞ bu tarih açısından nasıl bir konumda yer alıyor? Özellikle sanayi holdingindeki bu başarısıyla. Şimdi şöyle, zaten emek tarihi dediğimizde gene karşımıza etnik çatışma çıkıyor 1974 öncesinde. Hı hı. Yani 1974 sonrasından bir konu olduğu için etnik çatışma temelinde değerlendirmeyeceğimiz bir konudur. Evet. Yani SALT biz buna işçi işveren ilişkileri olarak bakabilir ve bu şekilde yorumlayabiliriz. Evet. Bir noktası bu. İkinci bir noktası da tabii ki DEVİŞ'ten gelip yani mecliste önemli noktalarda, pozisyonlarda çalışan kişiler vardır. Yani seçilen kişiler vardır. Milletvekili olan, başbakan olan. Hı hı. Biliyorsunuz Ferdi Sarı Soyer örneğin. Hı hı. Mausa temsilcisiydi DEVİŞ'in. Dolayısıyla bize bir sendikal mücadelenin aslında siyasete de nasıl etki edebileceğini göstermesi açısından önemlidir. Evet, doğru. Ki burada özellikle işte politik olaylar karşısında tarafsız olmayı tercih etmemelidir diye bir yorum var orada. Buna da biraz değinelim isterseniz. Yani sadece işte işçi haklarını ve diğer gelen sosyal haklarından öte de bir de duruş olarak yani siyaset anlamında da politik anlamda da bizim sadece bu haklar değil, bu haklarla birlikte toplumun genelini ilgilendirebilecek de bir siyasi duruşu da biz taraf olacağız. Yani tarafsızlık diye bir şeyimiz olamaz diye. Buna baktığımızda diğer sendikalardan kendisini apayrı bir yere mi oturtuyordu o zaman? Yani şöyle, ben şöyle yorumluyorum. Hı hı. Tabii ki farklı kişiler farklı yorumlayabilir. Soğuk Savaş döneminden bahsediyoruz. Evet. 1990 öncesi, tamam evet 90'lara doğru belki o etki azalmıştır diyebiliriz. Ama mesela 70'lerde hala daha Soğuk Savaş'ın etkilerini görüyoruz biz dünya çapında. Bu Soğuk Savaş etkisiyle oluşan her sendikada, her örgütte bir taraf olma durumu olması normaldir. Dolayısıyla tabii ki Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu'nun isminden de anlayacağınız gibi tarafı sosyalizmdi, soldu ve bunu da açık bir şekilde dile getiriyordu. İşçi haklarından yana olduğunu, işte işverenle işçilerin haklarının çatıştığını ve hiçbir zaman bu hakların birleşemeyeceğini dile getiriyorlardı.
Ama 90 sonrası, yani 90 sonrası tabii kaynaklarda çok ayrıntılı incelemedim, çok emin konuşmak istemiyorum ama incelediğim kaynaklarda gördüğüm bu dili kaybediyorlar 90 sonrası biraz. Dolayısıyla ben bunu soğuk savaş ortamının verdiği taraf olma durumuna bağlıyorum. Evet. Genel olarak. Peki sohbetimize yine kısa bir ara verelim. Biraz sonra son bölümümüze gireceğiz. Üçüncü bölümümüze gireceğiz. Son bölümümüzde de Sanayi Holding'in tabii ki tasfiyesi, tasfiyeye giden süreç, ardından tabii ki bu süreçten sonraki toplumdaki yeri ve travmaları bir anlamda nedir onu konuşalım biraz sonra isterseniz. Değerli izleyenler, bu hafta önemli bir çalışmayla yine karşınızdayız. Kıbrıs'ın ilk arkeoloğu ve arkeolojinin babası dediğimiz Tuncer Başkan'ın Kıbrıs'ın geçmişine yolculuk adlı eseri Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği yayını olarak karşımıza çıkıyor. Gerçekten de 700 sayfalık bir antoloji olan bu kitap Kıbrıs'ın harnıpçılığından zeytinciliğine, zeytincilikten trenciliğine, trenden Saramis heykelciliğine hemen hemen her şeyin bulunabileceği, adanın her yerinden tarihsel, arkeolojik, kültürel olarak bol fotoğraflarla bilgiler veren çalışma hemen herkesin kütüphanesinde bulunması gereken başucu kitaplarından birisi. Bence bu değerli çalışma son yıllarda yapılan yayınların en önemlilerinden birisi. Tuncer Başkan'ın bu tip çalışmalarının bu yıl içerisinde Lefkoşa ve daha önce yayınlamış olduğu Osmanlı Türk eserlerinin yeniden basımı karşımıza çıkacak. Bu üç eserin de kütüphanenizde bulunmasını öneriyoruz. Söz ve Yazı'nın bu haftaki konu olan Sayın Fatma Türkoğlu ile Sanayi Holding ve Deviş, Sanayi Holding'de Deviş'in Örgütlülük Deneyimi isimli kitabının üzerine sohbetimizi sürdürüyoruz son bölümümüze. Ve son bölümümüzde tabii ki merak edilen konulardan biri. Sanayi Holding bu kadar iyi bir çalışırken, bu kadar çok üretim yaparken yavaş yavaş bir anlamda deyimi yerindeyse ipi çekilmeye başlandı ve tasfiyesi söz konusu oldu, tasfiyesi söz konusu oldu. Ondan sonra tabii ki onun kapatılmasından sonra toplum üzerinde de bir etki yarattı aslında. Yani bir travma gibi bir olay oldu neredeyse. Bu süreci bir alalım. Yani o sürece nasıl hazırlanıldı? Kimler tarafından hazırlandıysa tabii ki. O kapatma olayından sonra nasıl bir süreç yaşadı? Şimdi şöyle, özelleştirme tasfiye dediğimizde bu zaten bize has bir şey değil. Evet. Yani işte kitapta bu çizgiyi yakalamaya çalışıyorum. Dünyada bir ekonomik trend vardı. 70'lerdeki petrol krizine kadar falan süren. Daha sonra özelleştirme, neoliberal ekonomi modeli dediğimiz dönemle birlikte özelleştirmeler bütün dünyada gündeme gelmeye başladı. Doğal olarak bu işte 82'den sonra biliyorsunuz Türkiye'de de gündeme gelmeye başladı. Bir kitabın temel tezlerinden biri şuydu. Zaten biz yani Kıbrıs'ın kuzeyinde dolaylı olarak değil, direkt olarak Türkiye'den etkileniyoruz. İşte bizim sol düşüncemiz de Türkiye, yani sol düşünürlerimiz de Türkiye'den etkileniyor, sağ düşünürlerimiz de Türkiye'den etkileniyor, ekonomimiz de Türkiye'den etkileniyor, siyasetimiz de Türkiye'den etkileniyor. Doğal olarak Türkiye'de özelleştirmelerin yaşandığı bir dönemde biz de özelleştirmeye yani tabii ki yaşanacaktı. Zaten bir paralellik, bir kronolojik uyum söz konusu. 1986-87'li yıllarda orada Türkiye'de ilk özelleştirme faaliyetleri devreye girdiğinde aynı yıllarda Sanayi Holding'in büyük bir kısmı burada elden çıkarılıyor, özelleştiriliyor. Daha sonra çok kısıtlı sayıda fabrikayla, çok kısıtlı sayıda atölyeyle üretime devam ediyor. Ta ki 96-97'ye kadar, 95'te işte sonunda özelleştirme kararı alınıyor ve daha sonra tasfiye ediliyor vesaire. Peki burada zarar söz konusu muydu? Şimdi şöyle, 85'te falan zarar vardı, evet. Yani genel olarak baktığınızda Sanayi Holding 85 yılında zarar ediyordu ama 95 yılında zarar etmiyordu. Evet. Yani zarar ettiği dönemde de özelleştirme kararı alınabiliyor. Kar ettiği dönemde de özelleştirme kararı alınabiliyor. Sonra bu zarar ve kar şeylerine de bakmak lazım, sebeplerine de bakmak lazım. Evet.
O zaman anlamlı olur. Mesela çünkü Kınayi Holding bölgesindeki bazı fabrikalar zarar ediyordu, bazı fabrikalar kar ediyordu. Ama hani ama zarar eden fabrikaları elden çıkaralım da kar eden fabrikalar elimizde kalsın diye bir şeyde vizyonda izlenmedi. Çünkü hepsi bir merkeze bağlıydı ve düşünün bir genel merkez var. Bütün fabrikalar bir genel merkezden yönetiliyor. Yani aslında hantal da bir oluşum. Burada bir mesela diyelim ki zarar ediyor. Biz işte bu yüzden bir önlem almak istiyoruz diyorsanız yapılması gereken ilk önlem atıyorum genel merkezden insan eksiltmekti. Klientelistik yani bizim bildiğimiz evet. halk arasındaki ismiyle torpil adıyla verilen şeyle alınan kişilerin, çalışmayan kişilerin oradan azaltılmasıydı mesela. Alınabilecek önlemlerden biri. Yani önlem alınabilirdi eğer öyle bir şey olsaydı. Özelleştirme dediğiniz şey çünkü yine dediğim gibi ideolojiktir daha çok. Bir makroekonomik ekonomi politikasının bir sonucudur. Tabii ki biraz önce söylediğiniz gibi o da tartışılır. Yani üreten bir fabrika niye kapatıldı diye. Tabii ki üretmeyenler de vardı ama sizin bu anlattığınızdan işte o çıkıyor ortaya. Yani genel olarak bir merkeze bağlı olduğu için ya topyekun olarak elden çıkarılacaktı, kar eden de etmeyen de. Şey söz konusu değil yani. Gördüğünüz gibi bir kısmını elden çıkarıp kalanlarla devam edip sonra kalanları kar ettiği halde elden çıkarabiliyorlar. Değil mi? Peki bu süreç yaşandıktan sonra toplumun nezdinde tabii ki önce işçi kesiminin oradaki insanların işsiz kalması söz konusu oldu. Ve o travmanın yavaş yavaş da topluma yayılması. O süreçte neler yaşandı? Nasıl bir etki yarattı toplum üzerinde? Yani şimdi bütün toplumu nasıl etkilediğini ben de bilmiyorum ama yani kişideki işçiler açısından, orada çalışan işçiler açısından kendi işlerinin yani kendi iş güvenlikleri açısından bir sıkıntı yaşadılar. Biz şimdi nerede çalışacağız, ne yapacağız? Mesela orada Sanayi Holding'de yüksek bir ücretle ustabaşı olarak çalışırken bir kadın. Daha sonra işte bir bakıyorsunuz özel bir şirkette çok düşük bir ücretle çok yani hiçbir yeteneğini kullanmadığı, kalifiye olmayan bir işte çalışmak zorunda kalabiliyor. Evet. Yani üst kısımdaki yöneticileri etkilemiştir, alt tabakada işçileri etkilemiştir de diyebilirim bu özelleştirme. Çünkü benim gördüğüm müdür işte atıyorum bir ilgili kültürlü üniversite mezunu kişiler oradan da aldıkları deneyimle daha sonra kendi işini kuranlar ya da işte çok üst düzey noktalarda çalışmaya devam edenler oldu. Ama işçiler açısından baktığımızda ve özellikle bir şekilde bu klientelistik ilişkilerin dışında kalan işçiler açısından baktığımızda hayatlarının olumsuz yönde etkilendiğini söyleyebilirim. Ve şikayetçiydiler konuşurken. Evet. Ama ben farklı şeyler dinamikleri de olduğunu düşünüyorum bu olayın. Yani sadece Sanayi Holding'in kapatılması insanları karamsarlığa itmiştir. İşte artık üretemiyoruz, çok mutsuzuz falan noktasında. Yani o fikre katılır mıyım? Çok emin değilim. Üzerinde çok düşünmedim açıkçası. Evet. Yani bir etkisi kendi özellikle kendi çapında, kendi içerisinde bu yaşanmıştır ama genel olarak baktığımızda toplumu karamsarlığa da itebilecek tam manasıyla. İşte nedeni şudur demek yanlış olur. Çok da sağlıklı olmaz en azından diyorsunuz. Peki kitap yayınlandıktan sonra her zaman öyle olur. Özellikle bu tip kitaplarda işte şunu eksik bıraktım, şunu da vardı. Ve şu kişiyle de röportaj veyahut da çalışma yapmış olsaydınız şu katkısı olabilirdi gibi. Herhangi bir geri dönümler başladı mı? Nasıl geri dönümler olmaya başladı öyle diyelim en başta. Ya olumlu eleştiriler alıyorum şu an. Güzel o açıdan aldığım eleştiriler. Şunu da yapsaydın iyi olurdu tarzında eleştirileri beklediğimi söylüyorum. Ama şimdiye kadar maalesef öyle bir eleştiri almadım. Şuradan da tekrarlayayım yine. Şunu da yapsaydın daha iyi olurdu. Bu noktada eksiğin var, şunu yanlış yapmışsın falan dediğiniz bir şey varsa lütfen o eleştirileri direkt yazara yapalım. Evet. Ben bekliyorum yani. Hiç de şey yadırgamıyorum. Çünkü hani bundan yani ilk çalışmam. Daha sonraki çalışmalarımda bunu en azından göz önünde bulundurabilirim. Evet, bu bir kıvılcım zaten. Bunu da geliştirmek lazım. Geliştirebilirsek verilecek olan ekstra bilgileri de diyorum. Tekrardan hayırlısı olsun. Teşekkür çok teşekkür ederim programımıza katıldığın için. Güzel bir sohbet oldu. Ve dediğim gibi özellikle bu konuya meraklı olan insanların da elinden düşüremeyeceği güzel kaynak bir kitap oldu. Tekrardan tebrik ederim sizi. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, böylece bir söz ve yazı programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü konuğumuz Sayın Fatma Türkoğlu idi. Fatma Türkoğlu'nun Sanayi Holding ve Deviş, Sanayi Holding'de Deviş'in Örgütlülük Deneyimi isimli kitabı üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. Haftaya yeniden birlikte olmak ümidiyle sözsüz ve yazısız kalmayın diyoruz. Hoşça kalın.